Sınır komşumun ağacı kırılmış ve benim bahçe duvarıma doğru meyletmiş. Ben komşumu bu durumda uyardım, ağacını kessin diye. Çünkü yıkılması durumunda benim bahçe duvarım zarar görecek. Gerçekten de belli bir süre sonra bu ağaç yıkıldı ve bahçe duvarı patladı. Bunun zararını komşumdan talep edebilir miyim? Evet. Mecellenin gasıpla alakalı olan babında herhalde 889. madde olsa gerek. Buna dair bir kuraldan bahsedilir. Yani tevehhüm edilebilecek olması ihtimal dairesinde olan bir zararı önleme adına kişi uyaracak olsa ve o kadar bir zaman geçtikten sonra hala daha o yapılmasa ve ondan tevellüt edecek bir zarar tahakkuk etse o zararı karşı tarafa tazmin ettirme hakkına sahiptir. Misal verecek olursak sual eden kişinin gibi benim bir bahçem var. Sizin de yan tarafta bir bahçeniz var ve bahçenizde bir ağacınız var veya başka bir şeyiniz var. Ama görüntü şudur ki o ağacınız yıkılmak üzere ve benim duvarıma yıkılacak veya bana bir şekilde zarar verecek. Ve ben bu zarar vermeden önce de bunu size haber veriyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var. Bunu hallet. Yani ya kes onu ya düzel. Sizin de bu kadar bir zaman yani onu düzeltebilme imkanınız var ve o kadar bir zamanda geçtiği halde bunu yapmayacak olursanız ve gerçekten de o yıkılıp bana zarar verecek olursa bu zararı size tazmin ettirme hakkına sahip olurum. Ama bunu ben size haber vermeden, sizin böyle bir bilginiz olmadan bu kendi kendine olsa böyle bir hakkım olmaz. Veyahut da size bunu haber verdim ama sizin onu yapabilecek bir zaman dilimi geçmeden bu işlem olursa yine bunu size ödettirme hakkına sahip değilim. O yüzden sual eden kardeşimize şöyle dememiz gerekir. Eğer bu problemi komşunuza söyledikten sonra komşunuz bunu düzeltebilecek zaman geçtikten sonra yıkılmışsa bu zararı ona tazmin ettirme hakkına sahipsiniz. Ama bu kadar bir zaman geçmeden yıkılmışsa artık yapılacak bir şey yoktur deriz. Hocam bazen şey oluyor. Mesela üst katta bir su patlaması, boru patlaması oluyor. Alt kata işte su geçiyor. Alt kata zarar veriyor falan. Bu da aynı duruma mı denk Şimdi geliyor hocam? arada fark vardır. Şöyle bir fark vardır. Üst kattaki borunun ne zaman patlayacağı belli Bilmiyorum. değildir. Ve sizi buna dair bir kişinin bir uyarması da söz konusu değildir. Dolayısıyla burada oluşacak olan zarar karşı tarafın mesuliyeti altında olmayacağından dolayı herhangi bir tazmin mecburiyeti adında Mecburiyeti yoktur. yok. Tabii ki bu gibi yerlerde komşuluk haklarından dolayı sulh yapılması yani zarar varsa da her zararı iki tarafta sineye çekerek bir şekilde bunun kaldırılması güzel olandır. Ama şöyle bir şey olsa gördünüz ki komşunun suyu patladı ve bu size şu anda zarar vermese de zarar verecek. Bunu gördünüz, biliyorsunuz ve bunu da uyardınız. Uyardığınız halde onu yapabilme imkanı olduğu halde de yapmadı ve zaman geçti. Ve ondan sonra gerçekten zarar olduysa bu takdirde bu zararı karşı tarafa tamamını tazmin ettirme hakkınıza sahip olursunuz. Yani mecellede bahsettiğimiz kural bununla alakalıdır. Anladım hocam. Her şeyden önce bir komşuluk hakkı var. Tabii Efendimiz ki. Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde Sallallahu bizlere aleyhi ve sellem. iletiyor. Evet. Onun için komşularımızı gözetmemiz lazım her durumda.